Yeni bir bölümden hepinize selamlar, sevgiler, dostlar. Evden uzaktanın bir bölümden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yine Tayland'dayım. Laos gezimi bitirdim, sonlandırdım. Tayland'a geldiğim çok belli oluyor. Motor sesleri, araba sesleri yoğun bir şekilde. Laos'ta yaklaşık 12-13 gün kaldım. Bir ayı tam olarak doldurmadım. Tekrardan Tayland'a geldim. Gelme sebebim burada biraz daha böyle sosyal medyadan, kameradan, videolardan uzak kalıp kendime vakit ayırmak, otostop çekip, farklı yerler görüp gene anın tadını yaşamak istedim. Burada da harika bir arkadaşla tanıştım. Hemen önümde yürüyor şu anda. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum dostlar. Kenny. Burada tanıştığım Kenny. Fransız. Son 5 gün onunla beraber geçirdik. Harika bir insan. Gerçekten muhteşem bir insan. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten beni bilirsiniz. Etmiyorsanız da açıklamada linki mevcut. Instagram hesabımın. Anlık olarak oradan paylaşım yapıyorum. İnanılmaz bir enerjisi var. Otostop çekerken o kadar çılgın hareketleri var ki. Dans ediyor, eğleniyor. Muhteşem bir enerjisi var. Bana da çok şey kattı gerçekten. Oh! Ama bugün yollarımız ayrılıyor. Ne yazık ki. 5 günün sonunda. Ben şu anda Tayland'dan Kamboçya'ya doğru gidiyorum. Az sonra otostop çekmeye başlayacağım. Yolun karşısından ben otostop çekeceğim. Bu taraftan da beni otostop çekerek yine Tayland'ı gezmeye devam edecek. Bugün yeni ülkem Kamboçya'ya gitmeye çalışacağım otostop çekerek. Yaklaşık 100 km ileride sınır zaten. Bakalım günün geri kalanında biz neler bekliyor olacak. Bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından tekrardan kameramı elime aldım. Enerji doluyum. Güzel bir hava. Güzel insanlar. Umarım Kamboçya'da sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde girer ve dördüncü ülkeme merhaba deriz. Evet dostlar, Kenny ile yollarımız ayrıldı. Bayağı böyle şu an ileri doğru gidiyor karşı yolda. O da otostop çekip farklı şehre geçecek Tayland'da. Ben de bu yol üzerinden böyle Kamboçya'ya doğru gitmeye çalışacağım şimdi. Bakalım otostopta alan olacak mı bugün? Yani illaki oluyor da bazen 2-3 saat sürebiliyor. Bazen 5 dakikada alan oluyor. Hiç belli olmuyor yani. Şans tamamen. Şimdi bekleyip göreceğiz bakalım. Thank you.
gidiyoruz dostlar. Evet, gidiyoruz dedik ama gidemiyorum dostlar. Neden? Az önce duran araba gördünüz zaten sanırım. 100 km yolu gitmek için benden 1800 baht para istiyor. Neymiş, benzin parası atarsam beni oraya kadar götürürmüş. Lan 100 km yolu ben... 100 km yolu ben otobüse versem zaten beni götüreceği fiyat maksimum 100 baht. Adam benden 1800 baht benzin parası istiyor. Deposunu benimle dolduracak herhalde. Derim sana güle güle. Ben başka araba çeviririm. Şimdi devam edeceğim çevirmeye. Dediler ki yemek yiyeceğiz, gel. Dedim henüz yeni kahvaltı yaptım, otelden yeni çıktım dedim. Olmaz dediler, birlikte yemek yiyeceğiz dediler. Şimdi geldik burada hep beraber yemek yiyeceğiz. Böyle noodle çeşitleri söylediler. İşte tavuklu, etli falan. Burada beni alan aile. Çık, kapı kap. Şimdi burada böyle hep beraber yemek yiyeceğiz. Böyle gösterin yemekleri de. Böyle çeşit çeşit noodle çeşidi var. Evet, yemeğimizi yiyip devam edeceğiz arkadaşlar. Sağolsunlar yemek getirdiler. Şimdi yola devam ediyoruz. Çantaları arkaya bıraktım. Öne oturdum, klimayı açtılar sağolsunlar. Bakalım, bir yaklaşık sanırım 70 km gideceğiz. Daha sonra zaten sınırı da haritada gösterdim nerede, nereye gideceklerini. Şimdi haritada nereye kadar gideceklerini sordum. Gösterdiler yani, bırakacakları yerden de sınıra yaklaşık 20 km falan mesafem kalmış olacak tahminimce. Oradan sonra da hızlı bir şekilde devam etmeye çalışacağım bakalım. Şimdi yola devam ediyoruz. Evet dostlar, yeni ülke Kamboçya'ya doğru adım adım ilerliyoruz. Otostop 1, 2, 3, 4 araba değiştirdim. 3 araba bir motor değiştirdim daha doğrusu. Sınır kapısına geldim. 100 km'lik yolda 4 tane araç değişmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Birazcık güneşten de perişan olduk ama gelmeyi başardık sonunda sınıra. Şimdi buradan pasaportumuza damgamızı vurdurup çıkışımı yaptıracağım. Ve Kamboçya'ya gireceğiz inşallah. Sıkıntısız bir şekilde girmeyi diliyorum. Bakalım sınırda herhangi bir sıkıntı, sorun yaşayacak mıyız? Hep beraber göreceğiz. Hemen şu ileride karşısı pasaport kontrol noktası. Ama öncesinde şurada markete girip bir su falan bir şey almam lazım. Daha sonra sınıra doğru gitmeye devam edeceğiz. Evet, artık sınırı geçtikten sonra görüşürüz diye umut ediyorum. Çünkü genelde sınır noktalarında çekim yapmaya izin vermiyorlar. Evet, şimdi şöyle Tayland sınırından Kamboçya'ya doğru geçişimizi yapıyoruz dostlar. Türkiye'nin diğer ucu Kamboçya. Yani iki sınır arası çok uzak değil birbirine. Direkt buradan çıktığın zaman yaklaşık 200-300 metre sonra direkt Kamboçya sınırı mevcut. Orada da pasaport kontrolünü vize işlemini halledip sıkıntısız bir şekilde gireceğiz inşallah bakalım. Şimdi içeri girme zamanı, kamerayı kapatıyoruz. Evet dostlar, yeni ülkeye giriş yaptık. Şu an Kamboçya'dayım. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde geçtik sınırı. 30 dolar bir ücreti verdim. Yani Tayland bahtı ile 1200 baht ödedim. Kura göre de 1060 baht falan yapıyoruz zaten. Sonra sıkıntı yaşamadık Laos'taki gibi. Laos'a gerçekten çok zor girmiştim. O videoyu izlerseniz zaten bilirsiniz. Şu anda da böyle şehrin hemen içine geldim zaten. Sınır kapısı az ileride, 500 metrelerde kalıyor. Biraz böyle yol üzeri bir yere geldim. Otostop çekip Siem Reap, yani şehir merkezine doğru bir 150 km gidip orada konaklamayı düşünüyorum bugün de. Otostopla gitmeye devam dostlar. Bakalım şansımız burada beraber gidecek mi? Yeni bir ülke, yeni başlangıç. Umarım güzel geçer. Her şey umarım güzel gider. Baktığım zaman böyle ilk izlenim bayağı böyle bir kaos var burada şu anda. Belki sınır kapısı olduğu içindir, bilmiyorum.
gideceğim yer nasıl fikrim yok. Gene kalabalık bir yer diye zannediyorum. Gidince hep beraber göreceğiz. Şimdi otostop çekip buradan da şehir merkezi Siem Reap'e doğru gitme zamanı. Evet dostlar, şimdi de bir araç sağ olsun aldı bakalım. Gideceğim yere kadar bırakacağını söyledi. İyi başladık. Umarım iyi gider. Burada da trafik gene soldan akıyor. Pardon, sağdan burada tabii sağdan akıyor. Yani Türkiye'deki gibi. Tayland'da sağ tarafta direksiyonlar, Kamboçya'da gene sol tarafta. Gidiyoruz bakalım şimdi. Bir gecelik gene hostel tuttum. Ne kadar? 70 TL'ye. Güzel bir hostel. Şimdi oraya da zaten çeker gösteririm. Yaklaşık 150 km gideceğiz. Gideceğim yere kadar, götüreceğini otele kadar bırakacağını söyledi arkadaş. Sağ olsun. Umarım kazasız belasız bir şekilde gider otelimize varırız. Bu arada not olarak geçeyim. Sınırdan geçtikten sonra, Kamboçya sınırını geçtikten sonra sınırın hemen önünde bekleyen simsarlar var. Nasıl yani? Motorlular, tuktuklular vesaire, onlar alıyor sizi. Belli bir yere kadar gel seni götüreceğim diyor, götürüyor. Otobüs terminaline, anlaşma olduğu yerlere götürüp bırakıyor. Fiyatlar da fahiş derecede yüksek. Bir tane motorcu işte beni çevirdi direkt orada sınırdan geçince. Dedi ki şu an neden durduk? Herhalde bir şeyler alacak, bilmiyorum. Dedi ki sen istersen dedi gideceğin yere kadar bırakayım dedi. Belli bir ücret karşılığında dedi. Ne kadar? Dedi ki 10 dolar. Dedim çok fazla, gerek yok dedim, ben otostop çekeceğim. Neyse benden sonra birkaç kişi daha durdurdu böyle. Aldı motoruna bindirdi. Bindirdikten sonra bir yaklaşık 200 metre ileride acente gibi yerler var böyle küçük küçük. Oralara götürüyor, bırakıyor. Orada işte otobüs veya tren, ne bileyim Uber'ler gibi şeyler var. Sizi belli bir ücret karşılığında gideceğiniz yere kadar götürüyorlar. Ama fiyatlar gerçekten çok fazla geldi bana, bilmiyorum. Ben kabul etmedim. Bir yaklaşık 1 kilometre falan sınırdan ileri geldim. İşte anayola çıktım. Daha sonrasında işte otostop çekmeye başladım. Yaklaşık bir 40 dakika falan sanırım bekledim otostop için. Yani aşırı bir kalabalık var. Bir de sürekli arabalar sağa sola giriyor. Kim nereye gideceğini bilmiyorsun. Şans eseri işte bu abi geldi. Nereye dedim, şuraya gideceğim işte Siem Reap'te. Tamam dedi, gel dedi, ben de o tarafa gidiyorum. Bakalım, gidiyoruz şimdi işte. Yani bilginiz olsun, Kamboçya sınırlarına girdiğiniz zaman böyle simsarlar direkt etrafınızı sarıyorlar. Tayland'da ya da Malezya'da ya da ne bileyim Laos'ta böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ama burada böyle bir şeyle karşılaştım. Onun da bilgisini aktarmak isterim sizlere. Gelirseniz buralara bilginiz olsun yani dostlar. Sınırlardan geçtiğiniz zaman öyle lap diye hemen önünüze gelip sizi gel götüreceğim diyen adamın motoruna binip de acentelere gidip asla otobüs bileti falan almayın. Tercih etmeyin yani kesinlikle. Ya çok da zorda kalırsanız ya da ne bileyim benim için para önemli değil diyorsanız da o sizin bileceğiniz iş. Ama fiyatlar gerçekten fahiş derecede yüksek yani. 150 kilometrelik yol için 15-20 dolar para istiyorlar. Ne gerek var? Daha uyguna şehrin başka noktalarında otobüs bulmanız bence mümkün yani. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ne kadar sürecek yolumuz bilmiyorum. Evet dostlar, otele geldim sonunda. Tabii ertesi gün oldu. Şu anda oteldeyim. Dün yaklaşık 4 saat yol sürdü. Yani sınırdan Siem Reap'e gelmem 4 saatimi aldı. İşte otostopta olan abi sağ olsun getirdi buraya kadar bıraktı ama nasıl bir yolculuktu gerçekten anlatamam. Yaklaşık 10 yerde durduk. Adam herhalde taşımacılık gibi bir şey yapıyordu. Sürekli bir yerlerde durduk. Bir yere bir eşya veriyor. Sonra oradan başka bir eşya alıyor. Götürüyor onu başka yere teslim ediyor falan. 10 kilometre, 20 kilometre gidiyordu. Kabire duruyordu adam sürekli. Böyle nevrim döndü yani. 150 kilometre yol. Sanki 1500 kilometreymiş gibi geldi. 4 saat sürdü. Akşam saat 10 gibi falan buraya vardım işte. Sağ olsun otelin yakınına kadar getirdi, bıraktı. Direkt otele geldim. Şöyle bir oda tuttum kendime. Biraz böyle değişik bir oda. Tek kişilik yatak. Etraf biraz dağınık haliyle. Bir tane şöyle vantilatör. Hiçbir etkisi yok. Diğer yan taraftaki odanın hemen şöyle üst taraftan açık bağlantılı. Bu arada şöyle asma kilitle çıkarken kapıyı kilitliyoruz. Böyle bir yer. Hello. Hello. Burayı galiba böyle tadilatta gibi bir şey burası, bilmiyorum. Alt kat işte resepsiyon falan, diğer odalar mevcut. Abla da şimdi oda temizliği yapıyor.
Böyle sıradan bir yer yani anlayacağınız. Buranın geceliğinde ne kadar ödedim? 70 lira mıydı? 70 lira mı? 80 lira böyle bir şey ödedim. İşte dolar hesabı olduğu için tam çevirince ne kadar yapıyor bilmiyorum. 2,5-3 dolar falandı galiba işte geceliği buranın da. Yani temiz en azından. Rahat uyudum. Biraz sıcak var ama dışarı zaten şu an yanıyor. Biraz sıcak. Ventilatörün çok kötüsü yok ama iyi yani. İdare eder. Kamboçya'ya sonunda vardık. Böyle geldik. Siyem etti şimdi. Böyle bir odada. Dinlendim güzelce. Of. Gerçekten çok yorucu bir gündü ya. Yemin ediyorum dün var ya mahvoldum. Yaklaşık 350-400 km yol galiba otostop çekerek geldim ve 5-6 araç değiştirdim. Bir araç alıyor 20 km götürüyor, bırakıyor, başka bir araca biniyorum. Ondan önce ona biniyorum. Gerçekten böyle o güneşin altında çantayla beraber perişan oldum. Çok yoruldum. Bugün de hatta böyle kendimi dinlendirmek istiyorum. Bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ayaklarım çünkü tutmuyor yani gitmiyor artık böyle. O yüzden bugün böyle otelde aşağı iner, resepsiyonda otururum, biraz vakit geçiririm, belki bilgisayarda bir şeylerle uğraşırım, bilmiyorum. Bugünü kendime ayıracağım, dinleneceğim dostlar. Kamboçya'ya verdik. Yarın burada dışarıya çıkıp etrafta ne var ne yok her şeyi böyle inceleyeceğiz, gezeceğiz, içerik üretmeye devam edeceğim. Hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu videom da buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın.